Güzel canlar, sorulardan bir tanesi de kadın erkekten üstün ve en iyi şekilde yaratılmış mıdır? Veya da kadın erkek eşit mi yaratılmıştır? Bu konuda Kur'an'da bulunan herhangi bir ayet var mı? Ve bu nasıl ifade edilmektedir? Güzel canlar, öncelikle şunu ifade edeyim. Eğer ki kadın erkek aynı türden, aynı özden yaratılmışsa, erkeğin kadından üstün olmasının mümkünatı yoktur. Erkeğin kadından üstün bir şekilde yaratıldığını söylemek Allah'ın tecelliyatını reddetmek demektir. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'in Tin suresi, Tin incir demektir güzel canlar. Yalnız bu sürenin başı da ilginç bir şekilde başlar. Yemin olsun incire ve zeytine, Tur-i Sina'ya ve şu güvenli kente ki bir gün Kur'an açılımlarımızın içerisinde bunu da açıklayacağız. İncir ve zeytin Hazreti İsa'yı, Tur-i Sina Hazreti Musa'yı, o güvenli kent ki orası da Hazreti Peygamber'i ifade etmektedir. Tabi bizi ilgilendiren hemen bundan sonra gelen bir ayet var. Şunu diyor: biz insanı gerçekten en güzel biçimde yarattık. Burada erkeği en güzel şekilde yarattık diye bir ayet var mı? Yok. Biz insanı en güzel şekilde yarattık. Kadın önce insan, sonra kadındır. Erkek önce insan, sonra erkektir. O zaman ikisi de insan olduğuna göre Yüce Yaradan kadını da erkeği de en güzel şekilde yaratmıştır. Peki bugün bu söylem niye söylenmektedir? Hemen onu da ifade edelim güzel canlar. Ataerkil toplumun söylediği bir söylemdir. Bu ne hakkın sözüdür, ne hakikat ehlinin sözüdür. Bu noktada şunu ifade edelim. Bu söz cahillerin, ataerkil toplum içerisinde kadını ezmek ve ikinci plana atmak için birilerinin söylemiş olduğu sözdür güzel canlar. Bir hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin söylemiş olduğu şu dörtlük gerçekten de çok güzel bunu ifade etmiştir. Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde, Hakk'ın yarattığı her şey yerli yerinde, bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok, noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde. Kadını eksik gören görüş aslında o kişinin eksikliğidir. Bizim yolumuzda, bizim inancımızda kadın ve erkek Allah'ın bir nurudur. O nurun tecelliyatıdır. Yeryüzünde zıtlıkların birlikleriyle yaşamı idame etme noktasında dişi sıfatıyla olan noktadadır. Kadın yeryüzünün tacıdır. Onun için kadında eksiklik gören, kadında şeytanlık gören, kadında noksanlık gören anlayış aslında eksik olan anlayıştır. Onun için Hakk'ın yarattığı her şey yerli yerinde olduğuna göre kadın da yerli yerinde Hakk'ın nurundan, tecellisinden erkekle eşit bir düzlemdedir.